bir bak mesela semizotundan bahsediyorum. Evet. Toprak üzerinde yayılan semizotu var böyle kollarını evet. atar. Tamam Yani birkaç gün önce bizim milli botanik bahçesindeydim. Yani orada şeyi gördüm. Nasıl mutlu oldum yavrum ya toprakta. Yani yayılmış böyle. Kırmızı yapraklarının kenarı kırmızı. Saplarında hafif bir kırmızılık var. Bir de marketlerden aldığınız hibrit. Evet. Ee, olanlar var. Onlar dikine çıkar, topraktan uzaklaşır. İnsan topraktan ne kadar uzaklaşırsa bir canlı e, doğal yaşam özelliklerini de kaybetmeye başlar. Onun için yani bu e, söylediğim semizotu toprağa paralel Ağlayan böyle kollarına atar. en kıymetlisi odur. İç kanamalarda, tümöral yapıya bağlı mesela mesane tümörleri zaman zaman kanama yapar veya mesanenin içini sıyırıyorlar. Tur yapıyorlar orada. Ne oluyor? O kanamayı durdurmak mı istiyorsun? İşte bunu tüketeceksin. Bu. Daha işte servis hazırmış. Evet, onu da Bak işte. Gördün evet. mü? saplar saplı. nasıl evet, kırmızı? Hocam. Yaprak evet. uçlarında kırmızılık var. Ya müthiş bir şey bu. Ya yani bir gün anlatayım. inan bir yarım saat konuşuruz bunun üzerine kendiliğinden ve üstüne basarsın. Kolu kırılır ama oradan tekrar şey kol vermeye başlar. Böyle bir nimet bu. Yani esas Hiç. tüketilmesi gereken semizotu bu. Budur. Semizotu budur. Vallahi Nasıl? şehirlerde görmek mümkün değil bunu. Yani ya bunda, pazarda markette bunda, yok. Şimdi girmek istemiyorum. Bunda bir saponinler var. Saponin dediğiniz şey bir metabolitin, sekonder metabolitin işte şeyle, şekerle bağlantısıdır, steroid dediğimiz bir olaydır bu, yani müthiş bir şey.